katı karanlığı yedi. Araba geliyor mesela. Evet. Yok bir şey var. Benim kızım şu anda ölüm döşeğinde, hastanede yatıyor. Kızıma bu işkenceyi bir tane Afgan uyruklu birisi yapmış. Evine gelirken yolda arkasından koşarak yakalayıp ormanda tecavüz etmeye yeltenmiş. Tecavüz için zorlamış. Kızımın boğazını boğmuş, kafasına taşlar vurmuş. Yaklaşık 1 saat 45 dakika kızıma ormanın içinde işkence yapmış. Evine 2 dakika. Yani evime 2 dakika mesafede. Peki olayı ne zaman fark ettiniz? Nasıl oldu? Olayı kim haber verdi? Olayı yapan kişi kendisi. Kendisi yola sürükleyerek getirmiş. Orada bir arabaya el etmiş, durdurmuş. O arabada durup bir millet bağırmış, sağdan soldan gelmişler. O da bizim başımızdaymış zaten orada. Olayı yapan kişi. Olayı yapan kişi. Daha sonra bizi ambulans için arabaya attık. Ambulansın önüne götürdük gelene kadar beklemesin diye. O kişi ambulansın orada bana da geçmiş olsun demiş. Ben ambulansa hani iğne falan damar yollarını açmak için bir bekleme süreleri oldu. O esnada komşular sağdan soldan geçmiş olsun diye. O da geldi geçmiş olsun dedi. Yani biz bu işi kitapta, yapan Afgan vatandaş size geçmiş olsun yazdı. Çocuk hani yolda bulunmuş, biz bir kriz geçirmiş, kafasını kendisi vurdu sanıyoruz. Biz sonradan jandarmanın yaptığı araştırmalar sonucu olayın böyle olduğunu biz anladık. Kendisi de zaten suçunu itiraf etmiş. Şu anda kendisi karakolda. Tam olarak hangi mahallede olmuştu? Gebze, Pelitli köyü. Pelitli köyü.